kuşağımızın en yaşlı muhtar adaylarından bir tanesi. Hem muhtar hem de muhtar adayı. Evet, ben kimden bahsediyorum? Uşak'ta Durak Mahallelilerin çok yakından tanıdıkları ve mahalle muhtarlarında özellikle abisi, büyüğü, amcası olan Şerif Ahmet kimden? Saman'dan bahsediyorum. Evet, Şerif Ahmet Saman kimdir? Kendisinden alalım. Hoş geldiniz Şerif Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim efendim. İyiyim çok şükür. Şimdi bir devre daha. Bir devre daha yapamıyorum. Bir devre daha. Şöyle evet. Irarça yapayım. Mühür parası hayatta almam. Eskiden ufak tefek. Ama şimdi mühür parası kalktı artık ya. Yok kalktı değil. Gene alınıyor mu? Alınır. Alınır. Ben elin karışmam. Ben almıyorum. Evet. Kim olursa gelsin gelsin. Hatta nüfus geldi çıkacak değil mi? Torununla yollayabilsin. TC'sini yollasın. Yapar gönder. Öyle mi? Ben para almıyorum. Hiç. Tamam. Yani sen... Sayın mahalle sakinleri. Evet. Hepinizden işlerinizi hiç döndürmedim, yaptım. Hepinizden bir devre daha beni desteklemenizi bekliyorum. Hepinize sağlık, sıhhatle, hepinize hürmetle selamlarım. Fatih Mahallesi hanımları kendileri, kendisi hanım bir aday. İncilay Tuna Hanımefendi ve ekibi de bayan. Hiçbir tane erkek yok aralarında. Onları tanıtacağız size. Ve Fatih Mahallesi'ndeki muhtar adayı ve azalarını sizlere ekranlara getiriyoruz. Okul aile birliklerinde hep görev aldım ve başarıyla bitirdim. Evet. Sonra 20 yıldır Fatih Mahallesi'nde oturuyorum ben. Burada otururken bir gün yine mahallemizin çamur olduğundan ve orada bir yol yapımında Sayın Erhan Akçay Bey'e gidip orada o gün biz o yol yaptırdık. Bütün mahalle beni muhtar geliyor diye alkışladılar. Yani seni hemen benim lakabım 20 yıldır evet 20 yıldır bana muhtar deniyordu. Evet. Nasip bugüneymiş. Gerçekleştirmek istiyoruz ve bir gün arkadaşlarıma dedim hadi muhtar olalım. Tabii ki dediler. Onlar da bana destek verdiler. Evet. Biz bu yolu bu işi çıktık. Resmileştirelim artık dediniz. Resmileştirelim dedim. Ben Fahri muhtar olmak istemiyorum. Evet. Yani. Evet. Kız meslek lisesi mezunuyum. Evet. 6 yıl sözleşmeli ana sınıf öğretmenliği yaptım. 8 yıl çocuk yuvasında çalıştım. Özveriyle. Çocukları çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Şu anda huzur evinde çalışıyorum. Oradaki arkadaşlarıma da çok saygılar sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ve arkadaşlarla bu yola çıktık. Arkadaşlarım da çok hepsi ben kadar duyarlı insanlar. Biz bu mahalleyi baştan sona inceledik, tespit ettik. Evet. Çocuk annesiyim, evliyim. İsminizi alalım. Sevil Durak. Sevil Durak. Evet. Sevil Hanım 15 yıldır bu mahallede oturuyorsunuz. 15 yıldır orada oturuyoruz. İncil evet. Hanım'ın söylediği gibi çocukların okulunda biz görev aldık beraber yıllar evet. önce. Okul aile birliklerinde çalıştınız. Birliğinde. O zaman okulumuz okul aile birliğinin gelirleriyle idare ediyordu. Evet. Çok fazla milli eğitimden katkımız yoktu. Hı hı. O dönemde İncilay Hanım'ın katkıları büyüktü. Okulumuz için kermesler yaptık, yardımlar topladık. Yani çeşitli işler yaparak okula bayağı bir gelir sağladık. Şükran Arslan, Fatih Mahallesi'nde oturmaktayım. İncilay Hanım'ın en büyük destekçisiyim. Güveniyorum İncilay Hanım'a. Arkasındayım sonuna kadar, arkasındayız. Kazanacaksınız yani. İnşallah kazanacağız. Mahalleyi tanıyan, mahallenin sorunlarını tanıyan. Evet. Bunları bürokrasiye, valimize ve belediye başkanına iletebilecek güçteyiz. Evet. Ve İncilay Hanım benim bildiğim kadarıyla tuttuğunu koparan bir insan. Yani bir görevi yapacağım dediysen onu yapar. Biz de azalar olarak hepimiz onun yerini tutabiliriz. Birlikte aynı iş yerinde çalıştık. Görev yaptık. İncilay Hanım'ın gerçekten muhtarlığı yapabileceğini, belediye ile köprü kurabileceğine halkın sorunlarıyla ilgili inanıyorum. Evet. Destekliyoruz sonuna kadar. Oylar bize gelsin diyorum. Kesinlikle. Ben Müberra Lale. Evet Müberra Hanım siz de o mahalledesiniz. Evet 15 yıldır oturuyorum orada. Emekliyim. İncilay Hanım benim ortaokuldan arkadaşım. Evet. Çok iyi tanıyorum. Çok mücadeleci, çok güçlü, istikrarlı, çalışmasını seven bir insan. Gönül rahatlığıyla yanında yer alıyorum. Evet. İsminiz? Ben Halime Gündüz. İki çocuk annesiyim. Evlenmeyeyim. Ve destekçisiniz. Yarışmacılara başarılar diliyorsunuz. Destekçisiniz. Evet, İncilay Hanım'a tekrar döneyim ben. İncilay Hanım, bu mahallede sizi mahalleliniz neden seçsin? Yani şu an
Muhtarınız çalışıyor ve birkaç dönemdir de evet. Herhalde muhtar. Hı hı. Ama yeter artık biz de gelelim, biz de mahalleye hizmet verelim mi dediniz? Veya hizmetleri azdır, çoktur, eksiklerini tespit ettiniz mi yani şu an mahallenizin? Evet. Bunları nereye kadar taşıyabileceksiniz? Evet. Kalan yerden devam edeceğiz. Çünkü hı hı. Çok eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için biz bu yola başvurduk. İlk başta bir pazar yerimiz yok. Kapalı evet. Bir pazar yeri istiyoruz. Kapalı pazar yeri istiyoruz. Kapalı pazar yeri istiyoruz. Evet. Bunu tabii belediye neresi yer gösterirse biz oraya kurdurmak zorundayız. Evet. Ve belediyeden talebimiz bu. Hı hı. İkinci olaraktan ihtiyaç sahibi insanlarımız çok. Halkımız bunu bilmiyor. Sadece biz evimizde yediğimiz yemeği biliyoruz. Oradaki ihtiyacı olan insanları arayıp bulmak. Onları bilmiyoruz ne yapıyorlar, ne hı hı. Yiyorlar, ne içiyorlar. Biz her sokaktan arkadaşlarım, her sokaktan azalarımız bunlar. Ta ofisin oradan başlıyoruz, huzur kentin bitimine kadar arkadaşlarım. Evet. Herkes kendi sokağından sorumlu. O sokağın ihtiyaç sahibi insanları arayıp bulmak, onlara yardımcı olmak. Peki. Sonra biz kendimize küçük çapta bir spor salonu istiyoruz. Bizim, mahallenize. Mahallemize. Bizim mahallemiz uzak bir mahalle ve büyük de bir mahalle. Şimdi çarşıya ya da spor salonuna gitmek için insanların boş vakti olması gerekiyor. Bir de maddiyatı olması gerekiyor. Yani yerine göre iki araba değiştiriyor, olmuş. İki araba değiştiriyorsun. Evet. Biz bunu kendi mahallemizde istiyoruz. Mahallemiz çünkü çok geniş. Burada